Merhabalar, ben Fatih Bayam. Şimdi termal kamera çekim yapacağız binamızda. Burası bizim bina. Şu bizim sürekli çekim yaptığımız bizim pencere. Bu da bizim karşı komşumuzun penceresi. İkisi arasında mukayese yapacağız. Tabii binanın da termal kamera görüntüsünü çekmiş olacağız. Şimdi başlayalım. Evet, şu anda başladık termal kamera görüntüsüne. Yavaş yavaş şöyle gelelim. Gördüğünüz gibi bizim evdeki camlar böyle eksi 2 derece. Şimdi bir de yan komşumuzun evine bakalım. O da 0 derece civarlarında, gördüğünüz gibi. Yani 1-2 derece daha böyle ısı kaçağı olduğunu gösteriyor. Yani bu da kaliteli doğramanın, kaliteli camın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu arada mantolama olmayan binanın farkı da ortaya çıkmış oluyor. Gördüğünüz gibi o betonların olduğu yerde hep böyle ısı köprüleri var, dışarıya ısı kaçışı var. Bu da bizim komşu bina. Burada mantolama var. Gerçekten bariz fark ortada. Tabii pencereler kötü. Pencereler kötü. Tabii bu işlem şeyle de alakalı. Yani bazı pencerelerdeki odalar yanmıyor, yanıyor. Bunun gibi durumlar da alakalı. Yani biz kendi odamızdaki ısıyı biliyoruz, komşumuzdaki ısıyı biliyoruz. O yüzden emin konuşuyoruz. Yani şu alttaki pencerede ısı kaçağı olmaması şeyi göstermiyor. Buradaki pencerenin kaliteli olduğunu göstermiyor. Ama mesela onun altındaki komşumuz şey oturuyor, eminim bundan, salonunda oturuyor. Burada daha yüksek bir ısı geçişi var. Bu noktada eminim yani. Tabii her böyle soğuk olan pencerede kaliteli anlamına gelmiyor. Sıcak olan pencere kötü anlamına geliyor. Yani şu pencere gibi aynen. Kaliteli cam, fitillerin kalitesiz oluşu hep böyle devreye giriyor. Herkese yazın serin, kışın sıcak, mutlu günler diliyorum.